Evet, ilk YAML uygulamamızı oluşturmak için şurada bir klasör açacağım. Şuradan geliyorum, New Folder dedim. Bu arada ben bildiğiniz gibi bu uygulamayı bu şekilde temiz bir şekilde kullanıyorum. Her seferinde yeni bir şekilde açıyorum. Siz de böyle yapabilirsiniz. Ben burada 0-1 diyeceğim. Muhtemelen iki tane uygulama yaparım burada. Şimdi 0-1 içerisinde ben bir main Go dosyası oluşturuyorum. Ayrıyeten oluşturabildim. Package main import diyerek şurada temel hazırlıklarımı yapıyorum. Sonra geldim, main alanımı da açtım. Şurada bir nesne oluşturuyorum. Type person. Person adında ve struct tipinde. Bunun içerisinde first name şöyle düzgün bir şekilde yazayım. String şu işareti nasıl çıkaracağınızı sizin klavyenizde nasıl çıkar bilmiyorum ama benim klavyemde alt tuşuna basarak alt tuşuna basıp sonra 9 ve 6 tuşlarına basarak çıkıyor bunlar. Bunlar iki tane olması gerekiyor. Bunun arasına bizim taglarımızı yazıyoruz. Taglarımızı şöyle diyebiliriz. Ben YAML kullanacağım için YAML içerisindeki first name alanı bizim Go neslimizdeki first name ile eşleşsin demiş oluyorum burada. Bunu bildiğiniz gibi JSON, XML vesaire hepsinde bu yapıyı kullanıyoruz. Kullanmamız gerekiyor. Eşleştirme yapmak için hani dosyadaki yapı ile nesne, Go nesnesindeki yapıyı eşleştirmek. Arada böyle hatırlatmalar da yapıyorum. Belki unutursunuz diye. H, integer. Burada da direkt şunu alayım aslında. Şöyle bir sadece H yazacağım buraya. Kaydettim. Yeterli. Yukarıda FMT kullanmadığım için bunu formatlamadım mesela. Çünkü hata var kod içerisinde. Önemli değil şu an. Ben şu an devam ediyorum. Nesnemi oluşturuyorum. Mesela şöyle Cihan Özhan 30 YAML'ın Y'si. Eğer hata gelirse ERR nesnesine at. Sonra YAML. Şöyle YAML dediğimde tabii sizde bir şey çıkmayacak çünkü kullanmadınız. Daha önce bunu uygulamaya dahil etmediniz. Ben de şöyle buraya eklerken onu size göstereceğim. github.com Go YAML package'ini kullanacağım ben burada. Buradan da YAML yazarak şunu elde ediyorum. Şimdi bunu open in terminal diyerek terminali bir açayım. Orada go-get ile bunu bir uygulamaya yükleyelim internet üzerinden. Ondan sonra bunu kullanabilir hale geleceğiz. Şurada yaml.marshall çalışıyor olacak sorunsuz bir şekilde. Geldim. Go run main go diyorum. O bekliyor yazmayı. Hadi düzeltiyorum. Çalıştırmıyorum ki şu an. Şu an sadece go get ile uygulamayı kuracağım. Evet, uygulama yüklendi şu an buna. Bunu yaptık. Şimdi neyimiz var? Hata yönetme işlemimizi yapmamız gerekiyor burada. Standart kodumuzu oluşturuyoruz. Ve şurada da bir FMT println kullanalım. String y diyeyim. Yukarıdaki y'yi eklesin. Şuradaki y'yi buraya atadım ve tamam. Şimdi şöyle go get düzeltiyorum. Go run main go. Çalıştırıyorum bunu. Evet. Bakın burada benim bir nesnem vardı. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Buradaki işlemi isimlendirebiliriz. Object to YAML. Benim Go nesnem vardı. Bu bizim obje olarak geçiyor burada. İçerisinde veri var. Bu veriyi ben
YAML package'ini kullanarak YAML'a dönüştürdüm. Onu da ekranda yazdım. Bunu isterseniz .yaml olarak da kaydedebilirsiniz. Bu da size bir araştırma ödevi olsun. Şu ana kadar dosya işlemleri, dosya oluşturma vesaire hepsini gördünüz. YAML'ı da temel olarak gösteriyorum. Siz sadece şuradaki formatı YML ya da YAML uzantılı bir dosyaya yazdırıp şurada göstereceksiniz. Burada görürsünüz zaten. Aynı yere kaydedebilirsiniz. Şuradaki yapıyı yazdırmanızı istiyorum araştırma ödevi olarak. Tekrar şöyle baştan geçeyim. Nesnemi oluşturdum. İçerisine veri attım. Bu veriyi YAML'a dönüştüreceğimi söyledim. Bunun için de tabii YAML package'ini kullanmam lazım. YAML.marshall YAML.marshall kullanarak bu Marshall bizim nesneden X türüne dönüştürmeyi sağlıyor. Yani object to X diyebiliriz Marshall işlemine. Bunun bir de unmarshall olanı var. Unmarshall fonksiyonu ise bunun tam tersi X to object olarak geçer. Yani bu örnekte örneğin YAML to object yapmak için unmarshall function'ını kullanmamız gerekiyor. Bu sadece YAML'da değil, JSON, XML vesaire hepsinde aynı mantık. İşin temeli olarak. Bu şekilde özetleyebiliriz. Bir sonraki örnekte biraz daha detaylı bir çalışma yapalım.